Bu hidrojen peroksit. Yani ilk yardım dolabınızdaki oksijenli su. Mikrop öldürmek için birebir. Ama tek yeteneği yara temizlemek değil. Bu sıvı sürekli olarak birbirinden kopmaya çalışan moleküllerden oluşuyor. Hidrojen peroksit yani H2O2 kararsız bir bağ tarafından bir arada tutuluyor. Oksijen atomları arasındaki bu bağdan bahsediyorum. Molekül daha küçük ve daha kararlı parçalara bölünme eğiliminde. H2O ve O2'yi yani su ve oksijen gazına ayrışmak istiyor. Bu ayrışma genelde o kadar yavaş gerçekleşiyor ki gözlemlemek neredeyse mümkün değil. Peki ama ya gözlemlemek istersek? Maya kullanarak bu tepkimeyi büyük ölçüde hızlandırabiliriz. Maya, katalaz adı verilen bir madde üretir. Bu madde hidrojen peroksidin ayrışmasını hızlandırır. Kimyasal tepkimeleri hızlandıran şeylere katalizör denir. Maya'nın katalaz üretmesinin nedeni hidrojen peroksidin hücre yapısı ve DNA'ya hasar vermesidir. Katalaz dağılıp hidrojen peroksidi parçalar ki maya zarar görmesin. Aslında katalaz bizim vücudumuzda da var. Hücrelerimizi ve DNA'larımızı koruyor. İşin güzel yanı katalaz bu süreçte tükenmiyor. Etrafta dolaşıp hidrojen peroksidi parçalamaya devam ediyor ve çabucak oksijen ve suyu açığa çıkartıyor. Oksijen gazı normalde havaya salınır. Ama biz eğlenceli olsun diye oksijeni sabun köpüklerine hapsedeceğiz. Bu eczanede satılan hidrojen peroksit. Pek güçlü değil. Derişimi sadece %3 ama bununki %30. Bunu suyla %12'ye seyreltiyorum. 1 mililitre bulaşık deterjanı ve biraz gıda boyası ekliyorum. Ayrıca 1 gram maya alıp 4 mililitre sıcak suyla aktive ediyorum. Tüm bunları karıştırırsak ne olur sizce? Çok güzel değil mi? Peki daha fazla köpük elde edebilir miyiz? Yani tepkimeyi hızlandırabilir miyiz? Karşımdaki maddelerin miktarını değiştirince tepkime hızı değişiyor mu? Deneyebiliriz. Biraz hidrojen peroksit, biraz deterjan, biraz da maya.